Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Böyle güzel haberlerle karşınıza çıkmak emin olun ki bizleri de gerçekten son derece mutlu ediyor. Türkiye'nin her geçen gün yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde gelişim kaydetmesi ve bir adım daha ileri gitmesi hepimizi gururlandırıyor. Bu doğrultuda yaşanan son gelişmeyi artık sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, T-70 genel maksat helikopterlerinin teslimat tarihini resmi olarak açıkladı. TUSAŞ, T-70 genel maksat helikopteri, Sikorsky firmasının S-70i helikopteri baz alınarak tasarlanan, arama, kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip bir genel maksat helikopterinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından lisans altında üretim projesidir. Helikopter, operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak üretilecektir. Program kapsamında TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEİ, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde Sikorsky firmasının S-70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen 109 adet T-70 genel maksat helikopteri önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle 6 farklı kullanıcıya teslim edilecektir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın yerli ve milli kaynaklar, aynı zamanda da yerli imkanlar kullanarak üretip geliştirdiği T-70 genel maksat helikopterimiz aslında bu yıl çok büyük bir başarıya imza attı. T-70 genel maksat helikopterimiz, helikopter teknolojileri alanında dünyanın en eski kuruluşu olan Vertical Flight Society'nin her yıl adaylar arasından birine layık gördüğü Leonardo International Fellowship Award ödülünün 2022 yılı kazananı olmayı başardı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın T-70 helikopteri kapsamında yürüttüğü program uçuş test faaliyetleri devam ederken, mühendislik test faaliyetlerinin sona ermesiyle beraber kalifikasyon ve kabul testleri de tamamlanacak şekilde planlanmış durumda. Söz konusu tüm testlerin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin hedeflendiği TUSAŞ tarafından resmi olarak duyuruldu. Yani aşağı yukarı 2022 Kasım ayı ile 2022 Aralık ayları içerisinde ilk T-70 genel maksat helikopterlerinin teslimatını görmemiz oldukça muhtemel bir durum. Proje kapsamında ana yüklenici TUSAŞ, T-70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçalarının üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, Aselsan temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu ve Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini, TEİ T-700 motorunun üretimini, Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecektir. Türk Genel Maksat Helikopteri Programı ile ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi askeri ve sivil alanlarda yurt içi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol alacaktır. 109 adet T-70 genel maksat helikopteri lisans altında yurt içinde üretilerek özgün tasarımlar ile millileştirilmektedir. Helikopter gövdesi, paller, iniş takımı, dişli kutuları ve uçuş kontrol parçaları, kokpit aviyonikleri ve T-700, T-701D motoru yurt içinde üretilmektedir. Yerli üretim ve bakım onarım kabiliyetiyle helikopterlerin ömür devri boyunca ihtiyaç duyulacak lojistik destek hızlı ve maliyet etkin bir şekilde sağlanacaktır. Yerli, modüler aviyonik mimari ve yazılım kabiliyetiyle farklı ihtiyaçlara cevap veren esnek sistem çözümü sunulmaktadır. Mimaride provizyonlar, genişleme opsiyonları ve yeterli işlemci hafıza potansiyeli mevcuttur. Yerli uçuş yazılımı sayesinde aviyonik entegrasyonlar için dışa bağımlılık azaltılmıştır. Yerli gelişmiş elektronik karşı tedbir sistemleri entegrasyonu kapsamında radar, lazer ve ısı güdümlü tehditler için gelişmiş kendini koruma özelliği ile yüksek harekat kabiliyeti mevcuttur. Genel maksat helikopteri projesi 5 Aralık 2007 tarihinde alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere tam 6 kullanıcının toplam 109 adet genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere başlatılmıştır. 109 adet helikopter için 218 adet platform üstü, minimum 18 adet de yedek motor olmak üzere toplamda 236 adet TEİ üretimi, General Electric'in T700GE701D turboşaft motoruna özdeş konfigürasyonlu T700TEİ701D turboşaft motoru kullanılacaktır. Genel Maksat Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri nezdinde TUSAŞ ve TEİ arasında 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla Ankara'da imzalanmıştır. Programda TUSAŞ ana yüklenici, TEİ ise lisanslı motor üretiminden sorumlu alt yüklenicidir. Türkiye'de yerli olarak üretilen ilk helikopter motorları 2018 yılı itibarıyla TEİ tarafından Eskişehir'de üretilmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla tam 58 motorun üretimi tamamlanmıştır. İlk kez 6 farklı kullanıcının çok çeşitli görev ihtiyaçları konsolide edilerek ortak bir konfigürasyonda tedarik gerçekleştirilecektir. Program kapsamında General Electric'in T700 motoru, T700TEİ701D isim plakası altında Türkiye'de TEİ tarafından üretilecek ve yurt dışına da satış imkanı olacaktır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.